Evet bugün savrulmalar üzerine konuşacağız. Hiç yaşamıyorsunuz değil mi savrulma falan nedir ki yani? Kararsızlık. Kararsızlık nasıl problemler olarak karşımıza çıkıyor? Böyle günübirlik hayatta karşına çıkıyor mu kararsızlıklar her şey? Tabii ki çıkıyor. Aktif olarak böyle ne yaparsan yap diğer işlerinde de kafanın orada olmasına sebep olup bir bir rahatsızlık, bir sorun yaratma oluyor. Savrulmaların bir kısmı karar verememek şeklinde. Yani yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum ya da onu mu yapmak istiyorum, bunu mu yapmak istiyorum şeklinde. Bazıları da verdiğim kararların birbiriyle zıtlaşması yönünde oluyor aslında. Yani bir şey istiyormuş gibi eylemlerde bulunuyorum. Sonra öyle eylemlerde bulunuyorum ki bu sefer hiç onunla alakam yokmuş, istemiyormuşum gibi. Böyle ne, ne olabilir mesela savrulma yaşadığından örnekler, böyle çevrende gözlediğin nerelerde var? Mesela bir sonraki iş, meslek gibi adımda ilerlemem için benim önümde en önemli geliştirmem gereken beceri İngilizce. Ama bunu haftama eklemek burada gelişmekle alakalı bir çaba içerisinde değil başka şeylerde gelişmeye çalışıyorum hala. Yani bir yetkinlik edinmenin çok önemli olduğunu düşünüyor bir yandan kişi ve onunla ilgili söylemde ve bazı eylemlerinde çok etkili durumlar var ama başka eylemleri onunla ciddi içe düşüyor. Ya da diyet falan gibi durumlarda da olabiliyor mesela. Yani sağlık için belirli bir şeyler yapması gerekli onları yapıyor falan ama bir bakıyorsun onunla çok uyumsuz başka şeyler de yapıyor. Bu savrulmalardaki özellikle kararsızlık tarafında şey olayı da olabiliyor. Ben çok kararsızım kavramı yani insanlar böyle karar vermekle ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını da söyleyebiliyorlar. Aslında orada çok enteresan bir ince niş bir durum var. Kararsızlık durumu çeken insan yok dünyada. Yani bir dünya kararımızı sürekli olarak veriyoruz ama onları verdiğimizin farkında değiliz. Çünkü bilinç seviyesine çıkmıyor. Mesela diyelim ki ne giyeceğine o gün karar vermekte zorluk çekmediyse, ne giyeceğiyle ilgili konu gündemine gelmeden otomatik şekilde gerçekleştiği için Aa, kararsızlık çekmeden giyeceğime karar verdiğimi fark etmiyor ama eğer karar veremezse onunla ilgili ya hep kararsız kalıyorum falan yani aslında yapamadığımızda fark ediyoruz, yapabildiğimizde seviyesine, otomatik ilerliyor seviyesi Yani oluyor. o karar bilinç seviyesine çıktığında hani bilinç seviyesine çıkmadığında otomatik veriyorum, devam ediyorum zaten. Dolayısıyla o kararı verdiğimi fark etmiyorum bile. Bilinç seviyesine çıkanlar hangileri? Otomatik karar veremediklerim. Dolayısıyla kararsızlığı hissediyor olduklarım bilinç seviyesine çıktığı için Zannediyorum ki ben hep kararsızım. Hani şey olur ya, öğrenciler işte diyelim ki müdürün yanına gönderiliyorlar falan. Niye? işte sıkıntı yaşadı, işte bir şey eksik yaptı, gedik yaptı, bir şey oldu falan filan. Ya da işte çocuk e, diyelim ki birine şikayet ediyor falan filan. Hep olumsuz durumlarda oranın gündemine geliyor. O çocuk bir dünya olumlu şey yapmış olabilir. O ay sadece tek, yaptığı tek olumsuzluk o olmuş olabilir. Ama yukarıya onunla çıktığı için olumsuz durumuyla hatırlanıyor. Aynı şekilde kendi yaptıklarımızda bilince çıkması olumsuz durumuna daha fazla oluyor. Olumsuz durum yoksa... Olumsuz ya da kararsız... Gibi durumlarda çıkıyor. Öyle bir şey yoksa tıkırına devam ettiği için bilincimize çıkmayıp tıkırına devam ediyor aslında. Yani bilincimize iş düştüğü durumlar aslında sorun yaşadığım durumlar. O yüzden de böyle kendimle ilgili hep böyle şikayet eden, hep sorunlu şeyleri gören bir yapıda olma durumum çok yaygın bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden de yaşama böyle sadece anlık olarak aklıma gelen, yoğun baskı hissettiren şeylerle değil de böyle bir neler olup bittiğiyle ilgili de bakıyor olmak da önemli. Mesela savrulma bahsine gelecek olursak, savrulmayı şiddetli yaşadığım konular, bana duygusal etkisi olan konular, Bunlar böyle daha öne çıkıyor savrulma olarak. Ve burada ne yaşıyorum diye e, görme şansım olabiliyor baktığım zaman. Ama bir de küçük küçük sürekli yaşadığım ama böyle bilincimin dikkat eşiğini o kadar çekmeyen savrulmalar var. Yani mesela gün içi 850 kere savruluyorum ama işte onların hiçbirini fark etmiyorum. İşte en son geçen hafta etkisi olmuş olan ama duygusal yükü fazla olan bir savrulma aklıma geliyor mesela. Yani bir yandan da yaşamımı görmüyorum da aslında. Yani kendimi çarpık görüyorum. Sanki bakmak gerekiyor biraz daha ne var neyde savrulma kavramını yaşamımda nerede yaşıyorum, ne sıklıkta yaşıyorum, ne tarz şeylerde yaşıyorum'a bakmak gerekiyor. Baktıktan sonra bir şeyler çözümlenmeye başlıyor. Şimdi çekim merkezleri ve mesafelerde çözümleme tarafına bakacağız ama bir de bu bakma tarafında da Kaptanın seyir defterine savrulmaları monte ediyoruz. Yani bakacağım yer, savrulmalara bakacağım yer kaptanın seyir defteri. Bu oynatma listesinde diğer e, kaptanın seyir defteri unsurlarını da zaten görebilir izleyicilerimiz. Buradaki temel mekanizmamız neydi? 3-4 saatte bir daha o 3-4 saat zihnimizde tazeyken bu 3-4 saatte nokta nokta var mıydı diye baktığımız şeyler var. Onlardan bir tanesi de savrulmalar. Savrulmalara bu şekilde baktığım zaman, yaşamında gerçekten kararsızlık çektiğim, eylemlerimin birbirini kösteklediği nereler var? A'yı yaparken bir yandan A'yı yıktığım, A'ya doğru gitmeye çalışırken B'ye doğru zıpladığım ya da bir şeylerin arasında kararsız kaldığım durumlar neler varı? 3-4 saatte bir, bu 3-4 saatte böyle bir şey oldu mu, bunun etkisi oldu mu yaşamında diye baktığım zaman ne oluyor? Bunlar birikmiş oluyor. Ve bununla birlikte birkaç gün içerisinde o Ufak aldığım notlardan birkaç saatte bir aldığım notlardan belki de hızlıca çözebileceğim bazı şeyler çözülmeye bile başlayabiliyor. Çünkü yaşama baktıkça görüyorum ve bazı ilerlemeler oluşuyor. Zaten haftanın sonuna geldiğimizde de bunları topluca değerlendirmesini yapacağız değil mi? Kaptan'ın seyir defteri görme aracımız. Kendi Aynen. yaşamımızı seyir görme defterindeki aracımız. amacımız onları kısa kısa loglamak. Hı <laughs> Hani orada derin analizini yapmak değil aslında kısa kısa logladığımız zaman, kayıt altına aldığımız zaman, sonradan muhabbetli kapanış dediğimiz haftayı kapatmak, haftanın değerlendirmesini kendimize muhabbetle yapıyorken, bakacağımız şeylerden bir tanesi birikmiş savrulmalarımız sık sık karşıma çıkan aa aslında ya ufak bir şeydi diye yazıyor olabilirim belki ama haftanın bitiminde bir bakıyorum ki o hafta onu 12 kere yaşamışım. Ufak bir şey çokça tekrarlanarak yaşama yine de büyük bir etki yapıyor belki. etkisi yüksek hatta belki başka bir şeylerin e, görüntüsü o. Aslında derinlerinde kök sebep olarak başka bir durumda olabilir. Dolayısıyla savrulmalar çalışmamız gereken önemli alanlarından bir tanesi. Ne demek savrulmalar temel olarak bir kararsızlık, iki bir ...birini baltalayan eylemlerim. Bunlar savrulmalar olarak ifade edilebilir. Peki bunları nasıl çözeceğiz? Tam olarak Değil onu mi? soracaktım. Nasıl yani, çözeceğiz? Yani diyelim ki bunları yakaladım ve muhabbetli kapanışımda bunlara bakmak istiyorum. Ya da işte bir tanesi o kadar güçlü ki zaten... Böyle ...kaptanın seyir defteriyle takip etmeme falan da gerek kalmadan yani... ...içinde zaten fırtına şeklinde savruluyorum, farkındayım. Bunları nasıl çözümleyeceğiz? Şimdi temel olarak işte burada da çekim merkezlere ve mesafelere geliyoruz... Şimdi burada uzun uzun çekim merkezleri mesafeleri anlatmayacağım ama onunla ilgili de geniş bir oynatma, oynatma listemiz var. var. Onu anlatmışız evet, ulaşabilirler yani linkten. İlk kez karşılaşan kişiler burada da savrulmalarda da belirli ölçüde anlayabilirler ama anlamak da çevrimlerledir. Hani daha derinlikli olarak görmek için o oynatma listesine bakabilirler. Şimdi savrulma yaşadığım şey de bir baskı altında bunu yaşıyor olma ihtimalim çok yüksek. Yani şuna bakıyor olmam gerekli. Gereğinden daha yakın tuttuğum kendime ne var? Bu yakın tutma, uzaklaştırma bunları metaforik olarak nasıl yapıyoruz? O oynatma listesinde var. Burada daha böyle e, soyut olarak konuşacağım onunla ilgili. İlgili konuyu kendime çok yaklaştırdığımda. Mesela diyelim ki ya kariyerle ilgili belli bir yetkinlik edinmek istiyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. En çok önemli olduğunu düşünüyorum falan çok yakınımda tutuyorum kariyer değil de mesela diyetle ilgili olabilir sağlık çok kritik sağlam bir diyet yapıyor olmam lazım çok önemli çok önemli falan bunu yakında tutuyorum. Ya da işte yaşamımda bir insan olabilir. O insanı kaybetmemek için diyelim ki belli bir romantik ilişki, duygusal ilişki olabilir. Onu kaybetmek çok büyük bir şey olarak görülüyor olabilir. Peki ben diyeti yapmak için mesela o örnek üzerinden gidersem o diyeti yakında tutmam, yaşamımda tutmam gerekmiyor mu? Bu neden bir problem? Yaşamımda tutmam gerekiyor ama gerekli olduğu mesafede tutmam gerekiyor. Yani bir konu beni teşvik edecek tatlı tatlı teşvik edecek bir mesafede olmalı. Eğer baskı oluşturacak bir mesafeye kadar yakına çektiysem onunla normal değil hastalıklı bir ilişkim oluyor. O eyleme köleleşme durumu yaşıyorum. Yani diyelim ki diyet örneğinden gidecek olursak burada diyetin yerine romantik ilişkiyi, romantik ilişkinin yerine kariyerle ilgili bir kaygıyı, onun yerine işte bir e, gelişimle ilgili bir alanı falan herhangi bir şey koyabiliriz. Bir şeyi Hepsinde kalıp benzer. Bu örneği, evet. Diyelim ki diyet olarak bakacak olursak. Bu diyeti gereğinden yakına çektiğim zaman konuyla gereğinden fazla ilgileniyorum. Ve bu da normal davranışlarımı göstermek yerine köle davranışı göstermeme sebep oluyor. Ama iki tür köle davranışı var. İtaatkar köle, asi köle. Konu çok yakınımda olduğu zaman itaatkar köle ile asi köle arasında savrulma hali yaşıyorum. Diyet olayında bu nedir mesela? Diyelim ki bu bana uygun mudur, değil midir diye bakmadan karar veriyorum. Bu diyeti kesin uygulayacağım diye. Ve çok sert bir şekilde uyguluyorum. Çünkü hani sorgulanamaz bir şey. Bana itaat etmem lazım. Evet. O kesinlikle çok yakınımda ve onun yapılması lazım. Bu diyet bana uygun mu değil mi? Nasıl oluyor? Etkileri nasıl ya? Ama yapıyorum ama başım dönüyor ya. Bayılma durumu olur mu falan filan bir dünya bir şeyleri hiç dikkate almadan zorunlu bir kölelikle bunu yapmak durumunda oluyorum. Ama ne oluyor bu? Yaşamımla uyumsuz durumlar geliştirdiği için, içimde de buna bir direnç geliştirdiği için çünkü bu bana zarar verecek bir noktaya doğru gidiyor. Söğer T anında bir vakit isyankar köleliğe savrulan davranış içinde bulunuyorum. Ve bunların arasında geçişler yapıyorum. Bazen böyle bir iki hafta biri, bir iki hafta biri gibi de olabilir. Ya da gün içinde sürekli bir öyle bir böyle falan gibi de olabilir. Bir kararsızlık hali içinde eylemlerim de ona göre şekilleniyor. Ya itaatkar köle ya isyankar köle konumunda. Sebebi ne? Konunun çok yakın olması. Abi konuyu biraz uzaklaştırarak baktığımda seçme şansım olur. Ya bu diye tamam yapayım diye düşünüyordum ama bak şu yönü çok uygun değil Biri gibi bana. Biraz uzaklaştırmak da yaşamından çıkarmak değil, görebilecek bir mesafeye ve savrulmasına kapalıp kapılıp da sarsılmayacak bir mesafeye çekmek. Teşvik sadece. mesafesi diye evet. ben buna. Yani baskı mesafesi değil, teşvik mesafesi. Bana baskı oluşturmayacak ama tatlı tatlı yönlendirmesini yapacak ve özgür irademi ve aklımı gölgelemeyecek. Karar vererek yapabileceğim ve aklımı kullanarak yapabileceğim. Yani e, ne durumda yapayım, ne kadar yapayım, ne zaman askıya alayım, ne zaman devam edeyim, esneteceğim yerler neler olur falan. Buralar böyle baskılarla savrulma şeklinde değil de bilinçli kararlarla ya da bilinçli de değil otomatik sağlıklı kararlarla yapabileceğim şekilde olmalı. Bu işte mesafeyle çok yakından bağlantılı. Ama tabii olay sadece tekil mesafeyle ilgili değil. Yani sorun yaşadığım durum tekil mesafe değil, çoklu mesafede olabilir. Yani bir sürü şeyi yakına aldığım için baskı halinde olmaktan dolayı ve kendimi kurtarmak istercesine her şeyden uzağa Doğru atmaya çalışıyor da olabilirim. Ya da tekil bir mesafedir ama o tekil mesafe tek değildir. Yani konu bir sürü bir şeylerle bağlantılıdır. Mesela diyelim ki diyet davranışıyla bağlantılı olarak diyelim ki diyet yapıp güzel görünürsem hani tehlikeli davranışlara maruz kalabilirim, dikkat çekerim, sıkıntı gelir başıma diye bir algısı varsa bir insanın bu algı diyet davranışıyla iç içe geçebilir ya da diyetle yani aslında bağlantılı olan olarak... konusunda da anlayacağımız çok şey de var ama anlayabilmek için de görebilmek onun için de biraz baskı mesafesinden baskı yakınlığından teşvik edici bir mesafeye çekebilmek gerekli i̇şte diye ama onu çekmeye çalışırken o konu tekili olmadığı için birbiriyle bağlı bir sürü şey de olabilir. Hani şey adalara giderken şey olmuştu ya balkonda şey vardı. Balkon değil de ne, güverte diyorlar ya ona. Güvertede sabitlenmiş sandalyeler vardı. Şimdi sandalyeyi çekmek normalde sandalyeyi alır çekersin. Ama sandalye vapur orada. Çünkü bağlanmış durumda. Dolayısıyla sandalyeyi çekmek için vapuru çekiyor olman lazım. Hani böyle bağlandığı şeyler birbirine kaynaşmış şeyler de olabilir. Orada ne yapmam gerekli? Olgusal ayrıştırma. Mesela diyelim ki bir insan can boğazdan gelir diye diye beslendiyse çocukken yemeği çok yemeği iyi yemeği böyle iyi yemek yani tırnak içinde böyle sağlıkla ilgili çok önemli bir şey gibi görüyorsa yemekle ilgili bir kısıtlama yapması ona derinlerde bir yerde sağlıksız bir davranış olarak gelecektir. Mesela bunu ayıklaması orada bu bağı yakalayıp bunları birbirinden ayırması da gerekli. Bunun gibi yani savrulmaları yakalamaktaki temel amacımız ya yani iki türlü yakalıyorduk şöyle bir özetleyecek olursak. Birincisi yaşadığım savrulma zaten yoğun duygusal etkisi olduğu için direkt farkında olabilirim. Ya da kaptanın seyir defteriyle loglayıp haftadan, ne savrulmalar yaşıyorum evet, haftadan, haftadan yakalayabiliyorum. Sonra ne yapacağım? Hangi savrulmalarla uğraşmak lazım? Hani halledilmesi daha kolay gibi, etkisi yüksek gibi olanlardan başlamak. Yük hafif bahada ağır başlamak iyi olacaktır. Nasıl halledeceğiz? Muhabbetli kapanışımızda ya da böyle yani hafta içi böyle yürüyüş yaptığımız, kendi kendimize düşünebildiğimiz bir şeyler yazabildiğimiz, yani böyle kendime dönebildiğim bir zamanda bunlara bakıp bu savrulmaların kökenlerini araştıracağım. Kökenlerini araştırmak için çekim merkezleri ve mesafelerden bazı örnekler verdik. Onun daha da detaylı uygulamaları zaten çekim merkezleri ve mesafeler oynatman listemizde var. Temel e olarak zaten... nelerden şüphe ediyoruz? Tekil baskı olabilir, tekil bir mesafenin yakınlığı. Çoklu baskı olabilir, tekli uzaklaştırma, çoklu uzaklaştırma ile bunları halledebiliriz. Ayrıştırmalar yapmamız gereken durumlar olabilir. E onlarla ilgili de işte olgusal ayrıştırma yapabiliriz. Ee, içimizde bu konuyla ilgili eksiklik varsa, bunu üçlü meclise yapabiliriz ama ona burada hiç girmeyelim. Onun için oynatma Orada bu savrulmalarını gören, anlayan ve bunu çözümlemek isteyen kişileri çekim merkezleri, mesafeli oynatma listesine yönlendirelim ve ana odamız zaten kendi yaşamından öğrenmek, kendi yaşamımıza ve haftalık kaptanın seyir defteriyle takibe ve haftanın sonunda da muhabbetli kapanışa. Bunları kendi kendine yapıyor olan arkadaşlarımız eğer yaşadıkları bazı savrulmalarla ilgili daha böyle beraberce inceleme ile ilgili ihtiyaçlar duyarlarsa da haftalık muhabbetli kapanış oturumlarımız pazartesi günü Instagram'da üye olanlara, Instagram'da ne oluyorlardı? Abone. Abone oluyorlar. <laughs> abone olanlara ve YouTube'da e, muhabbetli kapanış seviyesinde üye olanlara açık olarak her pazartesi Canlı, muhabbetli kapanış oturumlarımızı yapıyoruz dijital olarak. Orada gündeme alabiliriz. Ya da daha ileri konular varsa bireysel danışmanlıklara da davet edebiliriz. O zaman bakalım takip edelim haftada.